Evet, şimdi hepinize bir soru. Bu dünyadaki en güzel modları kim yapar? Tabii ki de benim güzel takipçilerim yapar olan kim yapacak başka? Ha, söyleyin bana kim yapacak başka en güzel modları. Bu yüzden sizden gelen modlara tam gaz devam ediyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, uzun zaman sonra sizden gelen modlarda bir harita tanıtımı gördüm. Yani haritayla beraber modunu tanıtma olayını daha önceden görmüştük tabii ki ama uzun zamandır karşıma çıkmıyordu. Denk gelmesi iyi oldu gerçekten özlemişim bu mevzuyu. Hazır çünkü yani her şey hazır bak adam buraya koymuş setlerini, buraya koymuş işte bloklarını, buraya koymuş bir tane kürsü ve burada bir portalımız var. Evet zaten modun az çok neyle ilgili olduğunu anladınız arkadaşlar. Açıklamasında da böyle yazmış zaten arkadaşımız. Doku hatasını bir moda çevirdim. Yani insanlar biliyorsunuz ki hatalarından ders çıkarır normalde. Bu arkadaşımız da hatalarından ders çıkarmak yerine daha da ileri gitmiş ve bir e, hata modu yapmış. Error modu yapmış kendisi. Hatalarından bir mod oluşturmuş yani. Şimdi o zaman bu en sol taraftan setlerimizden başlayalım. Şunlar da keşke siyah olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü okuyamıyorum ben bunu. tek Texture'lar yakında değişecek. Ha tamam. O zaman setimizi bir giyelim gençler. Şöyle şunları elimize alalım ve setimizi giydiğimizde bakalım. Evet şöyle bir görüntüye sahip oluyoruz. Bence çok güzel. Tekçilerin bence on numaraya değiştirmene bile gerek yok Yusuf. Vallahi on numara tekstürlerin. Yani bildiğimiz de falan da çıkıyordu biliyorsunuz. Minecraft'ta yüklenemeyen tekstür böyle mor siyah oluyor. Bunu işte bir mod haline getirmiş arkadaşımız. Bence <laughs> çok başarılı ya tekstürler. Errorland'de bulunur demiş. Bu yani Errorland'in içindeki ağacın şeyi zaten kütüğü. Evet bu da mesela abi e, yaprağı. Bunu şöyle üstünde bulabiliyorsunuz. Üçüncü olarak şurada ne varmış? Ee, taş var galiba. Evet, Error cobblestone Stone. Ee, error land de yerin altında bulunur demiş. Bu neymiş? He, normal kırılmamış taş. Ee, bu neymiş? Error Land cevheri sadece Error bulunur. Heh, evet bak bu önemli. Bir de burada ne var? Error cevheri maksimum 10 minimum 0'dan çıkar. Ha bu sadece Error Land'de çıkıyor şu pembe olan. Bu ise normal dünyada çıkıyor. Ha anladım. Tamamdır. Yani zaten dünyaya gidebilmek için sanırım ilk önce bunu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra yüksek ihtimal evet şunu elde ediyoruz. Yani şu arkadaşı elde ediyoruz. Bu arkadaş sayesinde de şu bloğu yapıyoruz. Bu blokları yaptıktan sonra da bu portalımızı yapıyoruz. Ve portal çok güzel durmuyor mu ya? Portal çok tatlı duruyor. Errorland'imizin çimeni var arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Sonra Errorland'imizin toprağı var. O da arkadaşlar şu şekilde. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Ve burada sanırım Error Stick var. Evet Error Stick arkadaşlar. Bu da eşyaları yapmamıza yarıyormuş. Eşyalar dediğimde ne? Hani buradaki kılıç. balta, kazma. Bunları şöyle göstereyim. 13 vuruyor kılıcımız, 16 vuruyor baltamız, kazmamız var, küreğimiz var. Bir bitkimiz var arkadaşlar. Bakın burada poppy şeklinde yani error poppy böyle. Bu sadece görünüş amaçlıymış. Bakın yazıyor zaten sadece görüntü diye. Ve plankimiz var. Bir tane tahtamız yani arkadaşlar. Bakın error tahtamız. Burada ne var? Bu ne? Şuradaki ne lan bu? Ha bu sıvı. Ben de almaya çalışıyorum üstüne basarak. Bu neymiş? Error Lamp'teki suymuş. Yani bu da yine şöyle blok gibi gözüken bir sıvı. Bakın içine girebiliyoruz bak böyle. <laughs> Hatta şuraya biraz açalım. Böyle aksın buraya doğru bak gördün mü? Errorlu bu şekilde hatalı bir şekilde böyle <laughs> akıyor suyumuz. Ve errorland'e gitmek için anahtarımız var arkadaşlar. Bunun yapılışı şu anlık yokmuş bakın. Şu anlık bir crafta sahip değilmiş bu. Ee, sanırım bir sonraki versiyonunu falan yaparsa arkadaşımız orada e, bunu ekleyecektir. O zaman portala girmeden önce bir kürsüye bakalım. Yusuf kardeşimiz bize ne yazmış arkadaşlar okuyalım. Selam. Modumu incelediğin için teşekkürler. Bu senin için yaptığım Errorcraft tanıtım dünyası. Ha tamam bunu zaten sanırım en başta okumamız gerekiyormuş. Ben okumadım salak gibi olsun. Ve cevherimiz bakın burada yazan bilgiye göre sadece elmas ve üstü kazmalarla kırılabilir. Yani bunu demir kazmayla falan kırma şansımız yok. Bunun da ayarlaması güzel olmuş. Tamamdır. O zaman portalımıza girme zamanı. Hatta kıralım portalımızı. Tekrardan oluşturalım şöyle. Ve içine cumburlok diye girelim. Wow. Güzel bir dünya. Güzel dünya, güzel dünya. Şunun üstüne şöyle geleceksin böyle hop döneceksin bak sürekli. Oo, fena oldu be. Valla gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar mod. hatalarından ders çıkarmak yerine hatalarından bir mod yapayım demiş arkadaşımız. Ve gerçekten de başarmış yani eline koluna sağlık güzel bir mod olmuş. Errorland dünyasının böyle altına... Bu ne lan bir dakika bu su değil mi? Evet su. Peki buraya nasıl akmıyor? Aa, neyse kurcalamaya gerek yok. Sonuçta adı üstünde error mod. <laughs> error craft yani. Hata olması en doğal şey arkadaşlar. O zaman hemen ikinci modumuza geçelim. İkinci modumuzu da burada tanıtalım bence. Hani bir zararı olmaz. Evet böyle Yusuf kardeşimizin dünyasını kullanalım. Sonuçta hepimiz kardeşiz değil mi? Hepimiz kardeşiz. İkinci modumuz arkadaşlar Van kahvaltısı modu. Modumuzda gerçekten de kahvaltılık şeyler var gençler. Bunu yapan arkadaşımız Metehan Şahan. Metehan'cım şimdiden Lekon'la sağlık. Tekçuları çok güzel duruyor. Özellikle şu çaya bayıldım bak. Çay burada. Çay bardağı şurada. Hoşuma gitti yani şimdiden. O zaman tek tek bakalım. Şimdi çay bardağı varmış. Çayı buna doldur diyor. Yani çay bardağımızı arkadaşlar yapıyoruz. Daha sonra çayı doldurup Çaya getiriyoruz. Çay haline getiriyoruz. Güzel. Yani sanırım sadece kahvaltılıklar olması çok hani tatmin etmedi arkadaşımızı. Dedi ki biraz daha üstüne bir şeyler yapayım. Ve Van seti yapmış. Evet. Ve bu arada buradan Van'a selamlar tabii ki. Bizi Van'dan izleyenler varsa yorumlarda lütfen yazsınlar. Ben Van'dan izliyorum diye. O zaman ilk önce kahvaltılıklarımızı alalım. Çay bardağımızı alalım. Çayımızı alalım elimize. Sonra bıçağımızı alalım. Bıçağımız kahvaltılıkları kesmemize yarıyormuş. Pişmiş sucuğumuz var. Aldık. Normal sucuğumuz var. Aldık. Salatalığımız var. Aldık pişmiş yumurtamız var aldık ve normal yumurtamız var aldık. Sanırım normal yumurtayı zaten evet yiyemiyoruz. Bunu sadece pişirerek yiyebiliyoruz. Ve şurada salatalığımızın kesilmiş hali var. Evet gençler bunu da alıyoruz ve şimdi bakıyoruz hepsine tek tek. Çay bardağımız bu şekilde yapılıyormuş yani evet bir bardak şeklinde camlarımızı dizdiğimizde bir çay bardağı yapıyoruz ve bu şekilde bardağımız oluşuyor. Ve bardağımızı buraya üstüne bir tane su, bunu su olarak sayın arkadaşlar bakın hatta şöyle göstereyim onu kafanız karışmasın. Oraya arkadaşımız poğazın olarak eklemiş ama hani poğazın da koysak su da koysak fark etmiyor. Mesela elime bunu aldım sonra elime şöyle şekerimi e, aldım. Bunları böyle böyle ve böyle koyduğumda arkadaşlar çayımı elde ediyorum. Oh helal demiş açıklamasına da. Evet çayımızı içtik. Helal olsun. Peki şimdi bıçağımız ne işe yarıyor arkadaşlar? Bıçağımız sanırım sadece salatalığımızı kesiyor. Yani çünkü şu an salatalık dışında kesilecek bir kahvaltılığımız yok. Bıçağımızın yapılışına bakalım hemen. Evet bu şekilde basit bir yapılışı var. Yani demir kılıçtan çok çok daha pahalı bir yapılışı var. Fakat yani hem mutfakta kullanabiliyoruz. Hem de savaşta kullanabiliyoruz. Baksana 6 vuruyor. Fena. Oo atak hızına bak 5.1. Tamam tamam yapılışı pahalı değil o zaman. Yapılışı gayet değer yani. Atak hızına bak abi 5.1 ne? Bıçağımızı yaptık. Salatalığımızı da arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Bakın deniz turşularımızdan salatalığımızı elde ediyoruz. Daha sonra salatalığımızı bu şekilde bıçağımızın yanına koyduğumuzda kesebiliyoruz. Bir tane salatalık 3'e bölünüyor. Bakın şöyle. Hıyarın kesilmiş hali. <laughs> Güzel. Şunu atalım kesilmiş hali kalsın elimizde gençler çünkü bunları deneyeceğim, içeceğim, yiyeceğim bunları. Ee, bıçağımızı da atabiliriz. Şimdi pişmiş sucuğumuz ve normal sucuğumuz var. Sucuğun üstünde diyor ki yağlık bir kahvaltılık et. Ee, pişmiş sucukta normal sucuktan daha leziz. Yani tabii ki e, pişmiş sucuk normal sucuktan daha lezzetli olur evet mantıklı peki normal sucuk nasıl yapılıyormuş bu şekilde yapılıyormuş gençler bakın e, dana etlerimizi böyle koyuyoruz daha sonra ortasına redstone dust koyduğumuzda yani redstone tozu koyduğumuzda bize böyle sucuk veriyor ama 3 tane veriyor güzel ve bunu böyle ısıttığımızda bize pişmiş sucuk veriyor bunları da bırakacağım bakalım yeniyor mu çiğ hali falan bakacağız hepsine ve evet. Pişmiş yumurtayı yapmak için bir yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtayı da arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bakın yumurtayı bildiğiniz koyuyoruz ve bize bu halini veriyor. Kırıyoruz yani yumurtayı. Kırılmış bir yumurta veriyor. Daha sonra bunu pişiriyoruz ve pişmiş yumurta oluyor. Yumurtanın pişmiş hali. Not leziz. <laughs> Tamamdır yumurtanın şu pişmemiş hali attım pişmiş hallerime bıraktım ve e, o zaman game mod survival'a geçiyorum bunları yemek için. Evet açlık barımızda 5 tane boşluk var gençler. Şu an salatalığımızın kesilmiş halinden bir tane şöyle yiyoruz ve Oo, dört buçuk açlık barı doldurdu ve bize verdiği efektler de bunlar. Evet ikinci seviyeden verdiği ikisini alan helal olsun. Evet açlık barım üç tane kaldı gençler. Hemen e, çayımı içiyorum. Bakalım çayım bana o güzel. Üç buçuk açlık barımı doldurdu. Night Vision 2 ve Speed 2 verdi. Gerçekten güzel bakın. Çayımızı içtik güzel bir şekilde koşuyoruz. Öyle. Evet bakalım pişmemiz sucuğumuz yani normal sucuğumuz ne kadar açlık barımızı dolduruyor. Evet dört açlık barımızı doldurdu. Ve bize o wow, 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 çok kötü çok kötü weakness ve slowness verdi ikinci seviyeden kötü oldu. Yani neymiş? Sucuğumuzu pişirerek yemek en mantıklısıymış gençler. Hemen pişmiş sucuğumuza bakıyoruz. 5 yaşlık barımız boştu ve hepsini doldurdu. Yüksek ihtimal daha da fazlasını doldurdu gençler. Yani pişmiş sucuğumuza helal olsun. Fakat bunu da e, yediğimizde yine bir slowness veriyor. Ama slowness'ın yanında bir de güzel bir şey veriyor. Resistance 2 veriyor. Tamam yani sucuğu yediğimizde her türlü bir slowness falan alıyoruz yani. Bir kötü şeyi var. Pişmiş yumurtamız da gençler büyük ihtimal çok yüksek e, açlıklarımızı dolduruyor. Fakat verdiği efektleri merak ederek hemen yedim. Regeneration 2 verdi ve Jump Boost verdi. Valla yumurta forever abi. Yumurta 10 numara. Peki bu ikisini birleştirip bir de sucuklu yumurta yapsaydık. Vallahi bak buradan Metahan mıydı ismini? Evet Metehan'cım ee, sana bir çağrı olsun. Bunları bence birleştirelim ve bir sucuklu yumurta yapalım. Nasıl olur? Bence güzel olur. Efektlerini de birleştirirsin. 10 numara 5 yıldız olur valla. Ve bir de bu modumuzun eklemiş olduğu setimiz vardı gençler. Hemen setimize de unutmadan şöyle bir güzel e, bakalım setimizi giyelim bize efekt veriyor mu vermiyor? Peki güzel koruyor mu? Koruyor vallahi. 7 veriyor, 3 veriyor, 5 veriyor, 2 veriyor. Bir de toughness da veriyor. Her birinden birer tane toughness geliyor arkadaşlar. Tamam. Setimiz fena değil. Setimizi yapmak zaten basit. İlk önce şu cevheri buluyoruz gençler. Daha sonra bu cevheri bulduktan sonra bunu ısıtıp külçe haline getiriyoruz. Olayımız bu. Daha sonra bu külçeyle işte bu üzerimizdeki bebekleri yapıyoruz. Bunları yapıyoruz. Tamam mı? Olay bu. O zaman son modumuz olan ve yine bir süper kahraman modu olan. Evet arkadaşlar gerçekten süper kahraman modları aldı başını gidiyor. Yani 10 tane moddan ee, abartmadan söyleyeyim Bir üç tanesi falan süper kahraman modu İnanın ki bakın İnanın ki böyle Yalan söylüyorsam neyim yani Gerçekten 10 moddan 3-4 tanesi falan Rahat bir şekilde süper kahraman modu Yani illaki gözüm kayıyor bakıyorum böyle inerken falan Superman yazıyor, Batman yazıyor, Flash yazıyor, Iron Man yazıyor falan Bir sürü mod var yani arkadaşlar süper kahramanla ilgili O zaman bugünkü süper kahramanımız olan Superman modumuza bakalım. Evet kaskımız yok. Zaten böyle olması gerekiyor çünkü Superman'imizin zaten kostümü sadece boynuna kadar hani bir maskesi falan, bir kaskı falan yok. Eee Superman'imizin zırh bölümünü alıyoruz, pantolonu alıyoruz ve botunu alıyoruz. Bir de bunları yapmak için ingot varmış. Bunu alıyoruz. Peki bir ingotu nasıl yapıyoruz abi biz? Oooo. Oh, 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 oh. Pahalı. Çok pahalı. Ama sonucunda bir süper kahraman yaratıyoruz. Gerçekten de değer yani sonuçta. Bu bir süpermen. Adı üstünde. Süper olacak. Süpermen. Süper olur. Bana bir damage verdi ama geçti. Tamam şu an geçti. Evet survival moda geçtim ve süpermenin bize kattığı efektleri sağ üstte de görüyorsunuz ama. Şöyle açarak da göstereyim bir sürü efekt var. Jump boost var, water breathing var, speed var, resistance var, regeneration var, fire resistance var, health boost var. Her şey var anasını satayım. Bir ben yokum içinde yani. Ve modumuz sadece bundan ibaret değil arkadaşlar. Modumuzda Bursa'nın B'sine tıkladığımızda uçmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar Bursa'nın B'sine tıkladığımızda süpermenimizi uçurabiliyoruz. Evet her B'ye bastığımızda biraz daha şöyle uçuyor süzülüyor. Vallaha 10 numara 5 yıldız. Ve eğer süpermensek arkadaşlar yere düştüğümüzde hasar almıyoruz. Bir de suyun içinde boğulmuyoruz. Yani zaten bu efektlerde yazıyor görmüştünüz. Lavda yanmıyoruz. Hani yine efektlerimizden zaten bunu görmüşsünüzdür ama yine söyleyeyim dedim. Yani süpermen olduğumuz arkadaşlar gerçekten de süper bir men oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve görünüşümüz bu şekilde bakın arkadaşlar. Dış görünüşümüz hiç göstermedim. Şöyle vay arkası daha güzelmiş. Güzel 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 güzel. Hoşuma gitti valla. Evet bugünkü modlarımız bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki sizden gelenler bölümüne çıkmak istiyorsanız modlarınızı bana ulaştırın. Ama çok mod var gençler. Gerçekten 500'ü geçtik. 600'ü geçtik mi? Evet geçtik. Vallahi bir sürü mod var ya. Vallahi yavaş yavaş hepsini göstermeye çalışacağız arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.